AK Parti deyince aklınıza ne geliyor abi? Memleketteki olumsuzluklar. Olumsuzluklar diyorsun. Evet. Olumlu bir şey gelmiyor mu abi? Olumlu tabii ki var. Olumluyu da takdir ediyorum ama son ülkenin bulunduğu durum böyle hiç çok iç açıcı olduğunu düşünmüyorum. İyiye gitmiyoruz diyorsun. İyiye gittiğini düşünmüyorum. En başında eğitim. Eğitim. En başında. Her şey güzel olsa da eğitiminiz kötüyse hiçbir şeye muvaffak olamazsınız. Her şeyin başı eğitim diyorsun. Her şey güzel olsun düşünelim. Bütün Türkiye'yi uçurun, dünyanın en büyük ülkesi yapın. En iyi gelişmiş ülkesi yapın. Eğitiminiz yoksa hiçbir şey yapmış sayılmaz. AK Partili liderler bütün şehirlerde, bütün ilçelerde evet, üniversite açtık diye bunu bir siyasi malzeme olarak kullanıyor. Sen kaç yaşındasın arkadaş? Ben 28-29 yaşındayım. Abi. Benim 30 yaşında çocuğum var. 3 tane evladım işsiz. Nesi iyi? Soruyorum sana. Nesi iyi? Yok, yani neresi? Ya mesela örnek sizin yani iyi olmasını ben herkesten fazla isterim. AK Parti'nin yöneticileri, bu ülkeyi yöneten herkesten beklerim. Hı-hı. Bunun iyi olması için insanların çok büyük özveriler vermesi lazım ama artık halk, sokaktaki insan geçinemiyor, farkında mısınız? Yani AK Parti çok iyi şeyler yaptığı iyi şeyler yok mu? Tabii ki var. Tabii ki takdire şayan. Kim yaptıysa, bu memlekete kim biçiyi çaktıysa hepsine Allah razı olsun. Ancak yani bu yapılanların hepsini şeyler örtmüyor. Bir kere eğitim çok kötü. Yarın şey açıklanacak, o neydi, bir uluslararası bir eğitimle ilgili grafik açıklanacak. Görün halimizi. Yazık. Eğitim olmadan hiçbir şey olmaz kardeşim. Yani bunun AK Parti ile de bağlantısı yok. Yani sadece AK Parti'yi bağlayan, bizi yöneten herkesin sorunu eğitim. Eğitim. Üretmeden geçen hiçbir eğitime de destek vermeyeceğim. Bundan sonra da vermeyeceğim. Vermedim de vermeyeceğim. Sağ olasın. AK Parti deyince aklına ne geliyor abi? Dünyayı döndüren benim. Dünyayı döndüren benim. Ben. Onların hepsi de küçük küçük kuşlara yem veriyorsun ya. Hı hı. Benim için öyle bir şey. AK Parti mi? AK Parti veyahut da Amerika'daki herhangi bir parti. Bütün siyasi. Cumhurbaşkanları. 70 küsur yaşında Erdoğan böyle böyle yürüyor. Trump 80 yaşında böyle böyle yürüyor. Bu ilacı kim veriyor onlara? Kim veriyor abi? Söylüyorum. Kim? Bilinmeyen kişi. Ama dünyadaki bilinmeyen herkes beni bilir. Sizi herkes tanıyor mu? Ben öbür taraftan gelmeyeyim. Siz... Sadece o cinler tanır beni. Benim yeğen ne yapmış biliyor musun? Ben bir yıl önce beyin tomografimi LinkedIn'e bir vermiş. Bütün cumhurbaşkanları, spor kulüplerinin sahipleri, televizyon şeylerin kanallarının sahipleri, hepsi de ne olur neredesin, seninle bir görüşelim, tanışalım. Bir insanın beyninin içinde insan olur mu? Olmaması lazım. Siz öbür taraftan mı geldiniz? Parti oradan nasıl gözüküyor abi? Oradan bakınca. Sana bir şey söyleyeyim mi? Az önce söyledim, kuşlara yem veriyorsun ya. Benim için şu bana sormuş olduğun, insanlığın dışında yaşayan bir insanım. Kısaca bunu sana söyledim. Ben öbür taraftan gelmeyeyim. AK Parti bilmem ne şu bu. Hepsi de insanlık için. Teşekkür ederim. Hepsi. Sağ olasın abi. Var olun. Çok sağ ol. Küçücük dünyanız var. Yaşayın onun içerisinde. Çok sağ ol. AK Parti deyince aklınıza ne geliyor? AK Parti gelince aklıma ne geliyor? Bu soruya cevap vermek, her soru cevap vermek koydu. Bu soru cevap çok zor bir soru. Neden abi? Benim için de bu yayınlanacak değil mi? Evet. Küfür etmediğini süreceğiz. Yayınlanacak. Evet. Tamam, şu an küfür etmiyorlar. Çünkü küfür etmek insanın kendi kişiliğine yansımasıdır da. Şimdi onu sonra kim başımı böyle alırım diye şey yapıyorum. Ama işte iyi şeyler gelmiyor. İyi şeyler gelmiyor. Sebebi ne abi bunların? Neden iyi şeyler gelmiyor? Tutarsızlık yani. Söyledikleriyle yaptıkların birbiriyle hiçbir uyuşmaması. Yani tutarsızlık. Hani özellikle o... Hani Karaman'da yaşanan bir olay vardı ya bir. Erkek çocuklarına yaptıklarına sonra. Artık AK Parti... Belki siyasi olarak bitmiş değildir ama milletin gözünde bitmiştir. AK Parti'den nemelenen insanlar hala işte reis şöyle yapıyor, reis böyle yapıyor değil mi? İnsanların vicdanına bitmiştir yani. Bunun savunulacak bir tarafı yok. Bu kötü gidişatın sebebi AK Parti mi abi sizce? Şimdi kötü gidişatın sebebini sadece AK Parti'ye bağlamamak gerekir. Ama iktidarda olan o. Evet. Şimdi devlet adamlığı demek bugünü değil, geleceği görebilmektir. Yani kutaklı bileği de
geçen bir söz vardır. Göz odur ki dağın ardına göre, akıl odur ki başa geleceği bile. Ama devleti yönetimi olduğu için, şey olduğu için planlarını kısa vadede de uzun vadede 100 sene sonrasına ait iş yapması gerekiyor. Ama şu, ortada bir olumsuz sonuç çıkıyorsa bunun iktidardan başkasının sahiplenmeme şansı yok. Tek sorumluluk oluyor. Tek sorumluluk var. Çünkü bir yerlerde hata yapıyor ki, bir yerler yanlış yapıyor ki böyle bir sonuçla karşılaşıyor. Yani eskilerin deyimle çarşambanın, yani cumanın gelişi perşembeden belli. Yani o geleceği gün göremiyorsa yani artık ben bir şey diyemiyorum. Hani bu da eğitimsizlikten, yani eğitimsiz kişiler oraya getirmekten, hani şey olmayan, yani ufku açık olan, geleceği göremeyen hani kişileri o noktaya getirmekten kaynaklanıyor. Ve işin daha da algıç tarafı, insan ola düşer kalkar, yani beşer şaşar, hata yapabilir. Ama hatasını kabul etmek de hatayı düzeltmek adına yapılmış en bir doğru adımdır. Ama adam hatasını kabul etmiyor ki. Kabul etmez. İşte hata, doğru. İşte olumsuz düşünmeye başlaması en sorumluluğun bir tanesi bu. İnsan hata yapabilir kadar en doğal bir şeydir bak. Hata yapmayan insan hep yapmayan insandır. Bir şeyler yapıyor ki adam hata yapıyor. Ama hatasını kabul etmesi gerekiyor. Arkadaş biz millet olarak, yani devlet olarak, hükümet olarak bir yanlış yaptık. Aslında ben birkaç kere şahit oldum hatasını kabul ettiğini. Aldatıldık dedi yani. Birkaç kere dedi bunu. Ya şimdi lider bunu diyebilir. Ama lider yapan kendi etrafındaki ekibidir, takımıdır. Takımındaki insanlar lider dinlemiyorsa o zaten hepten gitmiş demektir. Yani lider kabul edebilir. Yani lider iyi niyetli, vicdanla geleceği öngörerek kabul edebilir. Ama takımındaki insanlar çürük adamsa, onlar bunu kabul etmiyorsa, yani siz de olsanız kabul eder misiniz? Yani kendi takımınızdaki, hani bir şey düşün, bir futbol takımı düşünün. Siz ortasına forvet ön plana saldırıyorsunuz. Defansdaki adam önünde lakayet top geliyor. Geliyor mu, ne olmuş? Demin dedim ya, önceyi planlayarak, geleceği planlayarak hareket edersin. Yani bir gün görünüşte ufak bir şey kaybedersin. Ama daha sonra kazanacakların için bir ufak bir yatırım gibi düşünebilirsin. Ama bilemezsin ne olduğunu. Ama ekibindeki çürük adamın olduğu müddetçe bu iş yürümez abi. Olmaz diyorsun. Ha. Peki, çok teşekkür ederim. Hani en çok da abi, bir arkadaş vardı hani böyle Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu'na geçeceği seçti. O 14 bin lira, evet. 14 bin lira maaş alıyorsun yani bu maaşın dedi. Evet. Terbiyesizlik dedi. Evet, arkadaş böyle şey olur mu ya? Sen milletin parasını alıyorsun. Yani, bunu herkes, sen milletin parasını alıyorsan, ben millet olarak seni seçtiysem, senin aldığın her kuruşu hesap tutmak benim hakkımdır. Sen bana terbiyesiz diyorsan, ben artık senin, yani senin benim özümde artık bu milletin yapabileceğin hiçbir artı bir şey yoktur. Bitmişindir. AK Parti deyince aklına ne geliyor? Konuşmayayım abim ben. Neden abi? Konuşmayayım. Başım derde girer biliyorum çünkü. Peki iyi şeyler gelmiyor o zaman. İyi şeyler gelmiyor tabii. Ne diyeyim yani? Kepaze oluyoruz, hiç bulamıyoruz. Hiç yatıyorum değil. Bak 4 aydır yatıyorum. Ben bir de Antalyalı olarak bir de kiracı konumundayım. Öz abi Antalyalıyım, kiracı konumundayım. Anlatabiliyor muyum? İşte bulamıyoruz. İşte bulamıyoruz. 9 yaşından beri çalışıyorum. Yaşım 58 oldu. Daha benim bir günlük sigortam yok. Yaptığım iş de buna elverişli değil. Fabrikasyon sistemi değil yani. 6-7 kişinin çalıştığı bir yer toplam. Evet. 1-2 kişiyi sigortalı gösteriyor. Taneci oldum uzanla. Kasa yapıyoruz biz, sebze meyve kasası. O da onu da öldürdü. Geldikten sonra AK Parti iktidarı. Anlatabiliyor muyum? Rusya'ya sandık yapıyorduk. Domates gönderiyorduk buradan. Allak bullak oldu. Benim iş 2004'te bitti. Bitti yani. Şu anda biz uzatmalar oynuyoruz. Ha herkese takıp da sorsan farklı farklı nedenler sürecektir yani. Bir şekilde kapandı önü yani. Ya ben gidiyorum, keşke böyle olmasaydı da herkesin bütünlüğünü sağlayabilseydi, sağlayamadı. Bana kalırsa sağlayamadı. Tüm bunların sorumlusu sizce AK Parti mi? Ya iyi muhalefette yapan bir parti yok. Muhalefette yapamıyor. Açık konuşalım. Yapamıyorlar. Yani hangisine kabahat bulacağım ben de şaşırdım. Ne yapacağımızı şaşırdık. Vallahi vatandaş olarak ne yapacağımızı şaşırdık şu anda. İş arıyorsun yok. Bizleri bırak hadi geçtik. Biz 58-60 yaşına geldik öyle de. Üniversite bitirmiş çocuklar iş bulamıyor bu ülkede. Evet, çok üniversite. Yazık yani, hakikaten gidip de tuvalet bekçiliği yapanlar var, onu da zor buluyorlar. Düşünebiliyor musun? Ha ben onların yanında solda sıfırım, hiçim yani. Yazık, o kadar emek vermiş, okumuş, belki 15-20 sene, 18 sene okumuş yani kötü ihtimalle.
Adamlar yok, boşta geziyor çocuklar. İntihar ediyorlar. Peki abi, AK Parti iktidardan iner, yerine başka bir parti. Vallahi bu sistem böyle gittiği sürece hangi parti gelirse gelsin. Değişmez diyorsun. Değişmez. Sistem... Değişmedi. Bak benim yaşım 58 oldu. Hı hı. Aklım erdiğinden beri hiçbir şey değişmiyor. Halk adına hiçbir parti bir halt yapmıyor. Sermayeye her şeyi çıkarıyorlar. Her kanun onlara çıkarıyor. Bize yok. Bak evlerin şu anda benim oturduğum ev ve etrafımdaki oturan, kirada oturan insanlar 1100 lira kira, 1200 lira kira ödüyorlar. En kötüsü 800 lira kira ödüyor. 2020 lira asgari ücret. En büyük ihtimalle sendikaların istediğini verse dahi, 2578 lirayı verse dahi, 1100 lira kira parası verip de hadi 150-200 lira da elektrik su parası verdim, düşün geriye neyle doyacak bu insanlar? Ben bak ne diyorum, tek başıma çalışırken benim için güzel olduğu dönemde, tamam mı, 4 tane evi geçindirebilecek bir haftada para kazanıyorum. Ama şu anda 3 kişi, 3 kardeşiz, üçümüz çalıştığı halde hakkından gelenmiyoruz. Olay bu kadar basit yani.